Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Değerli öğrencilerim, bugünkü dersimizde ön lisans Arapça 2. sınıfın birinci konusu olan Arapçada zamanlar konulu dersimizi çekeceğiz inşallah. Arapçada zamanlar dediğimiz zaman da mazi, muzari, emir dediğimiz ve istikbal dediğimiz zamanlar hatırımıza geliyor. Bunlara geçmezden önce kitabımızın formatı icabı El-Arabiyyeti fi hayatinel yevmiye dediğimiz günlük hayatımızda Arapça bölümünü yani diyaloğu okuyoruz. Ona kırık mana veriyoruz. Tabii ki diyalog kitabınızda var. Manası da karşılarında var ama kelime olarak kırık manalar vermek suretiyle size bunu biraz daha ne yapıyorum? Hatırlatmış oluyorum. Diyaloğa baktığımız zaman da dedemin anıları Zikriyatü Ceddi dediğimiz bir diyalog var burada. Burada baba ve dede ne yapıyor? Konuşuyorlar. Fi yevmin mineleyyamil ahad. Evet, pazar günlerinin birinde. Kâni idi el cevvü hava müşmisen güneşli ve cemilen güzel idi. Evet. Pazar günlerinin birinde hava güneşli ve güzel idi. Ve kânet ümmi annem kat da'at ceddi ilel gadai. Annem öğle yemeğine dedemi davet etti. Mana bizimle beraber. Kâne merîdan münzü şehrin bir aydan beri hasta idi. Vel an şimdi hüve bi hayr elhamdülillah. Şimdi o hayır üzeredir Allah'a şükür. Bu bir giriş bölümü idi. Şimdi ebi babam ehlen ve sehlen ya ebi nevvarte beytena. Hoş geldin ey baba, evimizi aydınlattın dedi. Nevvarte aydınlattın beytena evimizi. Ceddi dedem ehlen büküm evet hoş bulduk. El beytü münevverun bi vücudiküm ya evladi. Ev sizin varlığınızdan dolayı aydınlık ey çocuklarım dedi. Ümmi annem tabahtı pişirdim. Et'ameten şehiyeten min ecdike ya validi. Senin için lezzetli yemekler yaptım, pişirdim dedi. Etemenna en tu'cibeke tefaddalu ilel maideti. Umarım beğenirsin, buyurun sofraya dedi. Ceddi, selimet yedaki ya ibnetil cemileti. Eline sağlık, güzel kızım dedi. Selimet yedaki eline sağlık ya ibnetil cemile güzel kızım. Evet, ebi bil afiye heniyen afiyet olsun. Ceddi hadihi el maidetü. Evet, zekkerteni bi eyyami şebabi. İşte bu sofra bana gençlik günlerimi hatırlattı dedi. Evet, keyfe kânet el hayâtu fî ahdi şebâbike ya ceddi. Ben şöyle diyorum, gençlik günlerinde hayat nasıldı ey dedeciğim? Keyfe kânet, nasıl idi el hayâtu fî ahdi şebâbike gençlik günlerinde? Ya ceddi, ey dedeciğim şeklinde ne yaptı? Söyledi. Dedesi şöyle cevap veriyor artık. Küntü zâlike el hayne. Evet, o zaman e'işu ma'a üsrati, ailemle yaşardım. Fil garyeti köyde. Küntü esteygizu mübekkiran. Erken uyanıyordum. Ve ethebi gidiyorum ma'a validi. Babamla beraber ilel gâbeti lil ameli, ormana çalışmak için. Kâne validi, babam idi, yegûmu yapıyor. Bir harasetil gâbeti. Babam ormanın bekçiliğini yapıyordu. Küntü aktifül futra ben mantar vel feravelete çilek
vel kestanae kestane vel inebe üzüm vel keraze kiraz fi ba'dil ahyan bazı zamanlarda künna nesebü ile nehri nehre gidiyor idik ve nesla düsemeke balık avlardık. Kânetil hayatı ecmele, kânet ne güzel, kânet idi el hayat ecmele, evet, hayat güzel ve eshele daha kolay minel an, evet, hayat bugünden daha kolay ve daha güzel idi. Ebi keyfe kânet eyyâmi ramadân fi ahdi şebâbike, geçtiğinde Ramazan günleri nasıldı? Ya validi, üridü istiyorum en tesmi'a işitmesini ibneti, kızımın minke senden zikriyatike, hatıralarını senden dinlemesini, işitmesini istiyorum dedi. Ey babacığım dedi. Evet, cet cevap verdi. Küntü ene, ben ve küllü şebabil gariyeti ve bütün köy gençleri nesunu oruç tutuyoruz. Tevale şehri Ramazan, Ramazan ayı boyunca künna biz nüftiru iftar ediyoruz maal ciran komşularla beraber fin mesai akşamleyin. Küllü vahidin minhum onlardan her biri kâne yahduru hazırlıyordu maahu beraberinde nev'an minet ta'amid taklidiyi geleneksel yemekler hazırlıyordu. Ve fi vaktil iftar, iftar vaktinde bade sonra en nesme'a savtel mitfe'i topun sesini işittikten sonra künna biz nüftiru iftar ediyoruz. Sümme nusalli'yi kılıyoruz el mağribi akşam namazını. Ve bade der ki bundan sonra künna neclisi oturuyoruz. Ve netehaddesu konuşuyoruz ve neşrabü şay, çay içiyoruz. Künna gani'ine fi hayatina, biz hayatımızdan memnun idik. Ve gable adanil işa, yatsı ezanından önce künna biz nahrucu çıkıyoruz minel beyti, evden linusalliye salatel işa'i ve salatel teravihi, yatsı namazı ve teravih namazını kılmak için. Ma'a ricalil gariyeti, köyün erkekleriyle beraber fil mescidi, mescide çıkıyoruz. Ve ba'de teravih, teravihten sonra künna biz nüşahidü, seyrediyoruz bazel el'abi taklidiyeti, geleneksel oyunları, misle karagöz ve ayvat, karagöz ve hacivat, fi sahatil gariyeti, köyün alanında. Künna biz netesella bidalike, hatta saat-i sahur, sahur saatine kadar bu şekilde vakit geçiriyorduk. Ben kem kâne cemilen, evet, ve mâdâ küntüm tef'alûne fil ayâdi, evet, ne kadar güzel, peki bayramlarda ne yapardınız? Ve mâdâ küntüm tef'alûne yapardınız fil ayât bayramlarda, ciddi. Fi nihayeti şehr-i Ramazan, Ramazan ayının sonunda künna nahtifilü bil idi, biz kurban, pardon, bayramı kutlardık. Kâne sığarü, çocuklar yezurune, ziyaret ediyorlar elkibara büyükleri ve yukabbelune eydiyehüm, onların ellerini öpüyorlar. Ve yehudune minhüm, hedaya, onlardan hediyeler alıyorlar. Sagiraten ve ba'den nukut, evet, küçük hediyeler ve biraz da para alıyorlardı. Hümmi annem dedi ki la tense ekle taamike ya validi, yemeği unutma ey babacığım dedi. Evet, bu diyaloğu bu şekilde geçtikten sonra Arapçada zamanlara bakıyoruz şimdi. Arapçada zaman olarak bir dili geçmiş zaman var ki buna biz ne diyoruz? Mazi diyoruz. Mazi de mesela yazdı, içti, okudu, dinledi, girdi, çıktı.
Bunlar hepsi nedir? Mazidir. Yani dili geçmiş zamandır. Desem ki burada yazıyor şimdiki zaman. İçiyor şimdiki zaman. Hüvel an yani şu anda o ne yapıyor? Yazıyor ve içiyor söyleyebiliriz. Okuyor diyebiliriz. Bu nedir? Şimdiki zamandır. Bu şimdiki zamana biz ne diyoruz? Muzari diyoruz. Bir de gelecek zaman var ki gelecek zamana baktığımız zaman başında muzari fiilinin başına sin yakın için, sen ve uzak için edatları getirdiğimiz zaman bu ne oluyor? Artık gelecek zaman oluyor. Buna ne diyoruz? İstikbal diyoruz. Mesela yazacak, okuyacak, dinlenecek, girecek, çıkacak. Bunlar nedir? Gelecek zaman ifade eder. O zaman mesela ketebe yazdı, yektübü yazıyor. Şimdiki zaman seyektübü yazacak. Ya seyfe yektübü yazacak. Şeklinde zamanlarımızı ne yapıyoruz? Sıralamış oluyoruz. İşte bunlara birer zaman örneği çekeceğiz. Zaman örneklerinde kitabınızın şeyi nedir? Ketebe fiilini çekmektedir kitabımız. Ketebe size ne olmuş oluyor? Burada örnek bir fiil oluyor. Ketebe yektübü, seyektübü şeklinde ne yapıyoruz? Bunu çekiyoruz biz. Ketebeyi ben mazi, muzari ve gelecek zaman olarak tahtaya bir defa çekiyorum. Oradan bakıyoruz tahtadan. Ketebe bu mazi olarak çekiyorum. Keteba ketebu. Evet. Ketebu çektik. Ketebet ketebet ketebeta ketebne evet. Şuradan başlıyoruz. Ketepte ketebtüma ketebtüm ketebti ketebtüma ketebtünne ketebtü ketebna olarak mazi fiilimizi çektik. Bu fiilin adı nedir? Mazi. Evet. Mazi fiilimizde 14 sigamız var. Gördüğünüz gibi. Burası müfret. Müfret sigamız. Bu tesniye. İkil yani. Bu da cemi. Yani çoğul. Burası gaib. Gaibe. Gaibe müennes demek. Muhatap karşımızdaki kişi demek. Ama erkek muhataba karşımızdaki nedir? Dişi olan şahıs. Bu da mütekellim konuşan hem dişi için hem de erkek için ne yapılır? Kullanılır. Mütekellim. Evet, bu fiilimizi burada ne yapmış olduk? Bu şekilde çekmiş olduk. Şöyle diyoruz artık. Hüve ketebe, o yazdı. Yani ketebe yazdı ama hüvedir. Zamirlerle çektiğimiz zaman
Hüma keteba o kişi yazdı. Hüm ketebu onlar yazdılar. Hiye ketebet o kız yazdı. Hüma ketebeta o iki kız yazdı. Efendim hünne ketebne kızlar yazdılar. Evet, ente ketebte entüma ketebtüma sen yazdın, siz ikiniz yazdınız. Entüm ketebtüm, siz erkekler yazdınız. Evet, buraya bak. Enti ketebti, sen kız yazdın. Entüma ketebtüma, siz iki kız yazdınız. Entünne ketebtünne, siz kızlar yazdınız. Ene ketebtü, nahnu ketebna, biz yazdık. Ene ketebtü, ben yazdım. Nahnu ketebna dediğimiz zaman biz yazdık şeklinde ne yapabiliriz? Bunu bu şekilde mazi olarak çekebiliyoruz. Evet, şimdi muzariyi çekiyoruz. Muzari zamanımızı, yani muzari neydi? Şimdiki zaman. Bu dili geçmiş zaman. Evet, şimdi bunu maziyi muzari yapmak için elif, eteğine dediğimiz harfleri getiriyoruz. Mazinin başına yektübü. Evet, yektübü. Yektübani. Yektübüne. Evet, bu ne oldu? Gaip oldu şimdi. Gaibeye bakıyoruz. Tek tübü. Tek tübü. Tek tübani. Yektübne. Evet. Tekrar muhatap tek tübü. Tek tübani. Tek tübüne. Muhataba. Tek tübine. Tek tübani. Tek tübne. Mütekellim. Ek tübü. Tek tübü şeklinde muzari fiilimizi ne yaptık? Çekmiş olduk. Yine gaib gaibe, muhatap muhataba ve mütekellimden oluşmuştur. Şöyledir, manalarına baktığımız zaman da o yazıyor, o ikisi yazıyor, onlar yazıyorlar, bu erkekler. O yazıyor kız, o iki kız yazıyor. Kızlar yazıyorlar. Bu müennes. Yine erkek sen tektübü yazıyorsun. Tektübani siz ikiniz yazıyorsunuz. Tektübüne sizler yazıyorsunuz. Tektübü yine sen kız yazıyorsun. Tektübani siz iki kız yazıyorsunuz. Tektübne siz kızlar yazıyorsunuz. Ektübü ben yazıyorum. Nektübü biz yazıyoruz. Şeklinde ne yaptık? Bunu çekmiş olduk. Burada geniş zaman dediğimiz zaman muzari'nin başına sin getirmek suretiyle ne yapacağız? Çekeceğiz. Şöyle yapıyorum mesela. Se yektübü. Se yektübü. Yazacak. Kim yazacak? O yazacak. İşte bu geniş zamandır. Seyektübü, seyektübani, seyektübüne aynısı. Yani şunun başına bir sin getiriyoruz.
başka bir değişiklik de yapmıyoruz. Veyahut da sevfe yektübü diye getiriyoruz ve değişiklik yapmıyoruz. İkisi de kullanılır. Seyektübü de kullanılır. Burada şu şekilde sevfe yektübü de ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Evet. Bu yakın için, daha yakın için gelecekte, bu biraz daha uzak için gelecekte kullanılır. Evet. Zamanları bu şekilde ne yapıyoruz? Çekmiş oluyoruz. Evet. Tahtadan bunları takip ediyorsunuz. Kitabınızda da aynısı var zaten. Demek ki SF ve sin ile biz ne yapıyoruz? İstikbal yapabiliyoruz ve manayı gelecek zamana taşıyoruz. Burada sizin için önemli olan şudur. Mesela ketebe o yazdı. Ketebtü ben yazdım. Ketebtü ma siz ikiniz yazdınız. Evet, ketebne siz kızlar yazdınız. Ketebtünne, ketebne o kızlar yazdılar. Ketebtünne siz kızlar yazdınız. Bunları ayırt edebilmek, yani manasını iyi kavramak gerekiyor. Sadece çekimi yapmak kafi değil. Yektübü yazıyor. Mesela yektübani o ikisi yazıyor. Yektübne onlar yazıyorlar. Bu nedir? Bu erkekler için. Tektübü yazıyor o kız için. Tektübani iki kız yazıyor. Yektübne kızlar yazıyorlar. Yine tektübü sen yazıyorsun. Tektübani siz ikiniz yazıyorsunuz. Şimdi yani el an yazıyorsunuz. Efendim yektübü ne? Siz erkekler yazıyorsunuz. Tektübü yine sen kız yazıyorsun. Tektübani siz iki kız yazıyorsunuz. Tektübne siz kızlar yazıyorsunuz. Ektübü ben yazıyorum. Nektübü biz yazıyoruz şeklinde. Bunu ne yapabiliriz? Anlamlandırabiliriz. Essebü iler külliyeti halen. Şimdi fakülteye gidiyorum. Mesela essebü gidiyorum. İler külliyeti fakülteye halen şimdi. Yahut da essebü iler külliyeti külle sabahın. Her sabah fakülteye gidiyorum. Demek ki giderim ve gidiyorum aynı manadır bu. Şimdiki zaman içindir bu. Mesela yazıyor ve yazar dediğimiz zaman o aynı manaya gelmektedir. Bunu da bir ayrıntı olarak ne yapacağız? Bileceğiz. Hüve seyektübü dediğimiz zaman da hüve seyektübü o yazacak. Hüma seyektübani o ikisi yazacak. Hümme seyektübüne onlar yazacaklar. Hiye setektübü o kız yazacak. Hüma setektübani o iki kız yazacak. Hünne seyektübne kızlar yazacaklar. O kızlar yazacaklar. Ente setektübü sen yazacaksın. Entüma setektübani siz ikiniz yazacaksınız. Entümü setektübünü sizler yazacaksınız. Bu nedir erkekler için? Enti setektübü yine sen kız yazacaksın. Entüma setektübani siz ikiniz yazacaksınız. Entünne setektübne siz kızlar yazacaksınız. Enes'e ektübü ben yazacağım, Nahnüs'e ektübü biz yazacağız şeklinde ne yapabiliriz? Bu şekilde bunu anlamlandırabiliriz. Evet. Şimdi geniş zamanın, şimdiki zamanın ve gelecek zamanın hikayelerine geçmeden önce kitabımızın 8. sayfasında bir okuma parçası var. Bir de okuma parçasını okuyoruz ve tercüme ediyoruz. Tercemesi var ama yine kırık mana olarak siz bunu ne yapacaksınız? Daha sizin için kalıcı olacak diye düşünüyorum. Aliyün muallimün fi medrasetil iptidaiyeti. Ali bir ilkokulda öğretmendir. Evet. Yet'abü yoruluyor. Ketiran tivalel üsbü hafta boyunca yoruluyor. Hivayetühü onun hobisi el vahidetü tek hobisi saydü semeki balık avlamaktır. Fi nihayetil üsbü'ü hafta sonunda indema isteygada minen nevmi uyandıktan sonra uykudan fi sabahı hadel ahad bu pazar günü sabahında
Kale li zevcetihi, eşine dedi ki, seersebü gideceğim ila saydı semek il yev, bugün balık avlamaya gideceğim. Hel türidine en te'tiye ma'i, benimle gelmek ister misin? Fekalet lehu zevcetühü, eşi ona dedi ki, lil esefi, maalesef el yev bugün la istedi'u en ahruce minel beyt, evden çıkamayacağım. İnde eşgalün kithiratün, ben çok meşgulüm dedi. Ve badel futuri, sabah kahvaltısından sonra ehade aldı Aliyun Ali esnarate, oltasını ve zehebe ile nehri, nehire gitti. Celese oturdu fi zilli şeceratin fi, bir ağacın gölgesinde oturdu. Ve rama sinaratehu, oltasını attı. Ve sade semeketen bir balık avladı. Vada'a koydu essemekete fi delvü, onu kovaya koydu. Ba'de müddetin, bir müddet sonra esbaha adedül esmaki sev'ate, balıkların sayısı 7 oldu. Ve raca'alil beytihi ila beyti, evine döndü. E'addet hazırladı zevcetühü eşi ta'amen lididen ve şehiyen, lezzetli ve iştahlı bir yemek hazırladı. Minel ismaki, balıklardan. Ve ekela ma'an, ve ikisi beraber ne yaptılar? Yediler. Ekela yediler. Ma'an, beraber o balıkları yemiş oldular. Evet, şimdi Arapça fiillerde hikaye kipleri var, biliyorsunuz. Geniş zaman dediğimiz zamanda bu, biliyorsunuz, geçmişte başladığı ve muayyen vakitte sürmekte olan bir zamandır hikaye kipleri. Muhammedün yev'abü mal etfali, Muhammed çocuklarla oynar. Kâne Muhammedün yev'abü mal etfal, Muhammed çocuklarla oynardı. Ne yaptık? Hikayeye çevirdik. Yel'abu fiilinin başına ne getirdik? Kâne'yi getirdik. Kâne yel'abu, oynardı. Kim? Muhammed'in malet fali. Evet. Mesela hiye teclisü fil hadigati, o bahçede oturuyor. Oturur. Kâne teclisü fil hadigati, o bahçede otururdu. Ne yaptık? Kâne'yi getirdik. Hüm yegussune hadihil kıssa, hikayeyi anlatırlar. Evet. Kânü yegussune hadihil kıssa, onlar bu hikayeyi anlatırlardı. Demek ki bu şekilde ne yapıyoruz? Bir geniş zaman hikayesi yapıyoruz. Geniş zamanın hikayesini yapmak için ne yapıyoruz? Burada bir muzari fiilin başına kâne mazi fiilini çekmiş oluyoruz. Evet. Şimdi şöyle yapıyoruz. Kâne yektübü, yazıyordu. Kâna yektübâni, o ikisi yazıyordu. Kânü yektübüne, onlar yazıyorlardı. Demek ki bu, gördüğünüz gibi, ne oldu? Geniş zamanın hikayesini bu şekilde yapmış olduk. Küntü mesela eshebü ilel mescidi zalikel hin, o arada, o sırada camiye gidiyordum. Evet. Buradaki yapacağımız işlem bir mazi olan kâne fiilimizin yanına muzari bir fiili çekmektir. Yani iki fiili aynı anda çekiyoruz. Mesela kâne eşrabü yerine, tabii kâneyi de ne yapacağız? Küntü eşrabü diyeceğiz. Kâneyi de fiilin zamanına göre ne yapacağız? Çekmiş olacağız bu şekilde. Yani mazi fiili çekmiş olacağız. Evet. Burada gelecek zaman dediğimiz zamanda bu da kolay. Yine kâneyi başına çekerek buradaki seyektübü
fiilinin kâne ile çekilimi yapacağız. Bu ne olmuş olacak? Gelecek zaman hikayesi olacak. Mesela kâne Muhammed'in dediğimiz zamanda burada kâne Muhammed'in seyyeti ileyke şeklinde söyleyebiliriz. Yahut da kânet setektübü. Evet, ne diyeceğiz? O yazacaktı. Evet, kâneta setektübâni, o ikisi yazacaktı. Künne, seyektübne, onlar yazacaklardı. Demek ki kâne fiilinin de mazisinin çekimini bilmemiz lazım. Kâne, kâna, kânü, kânet, kâneta, künne, künte, küntüma, küntüm, künti, küntüma, küntünne, küntü, künne. Demek ki bu kânenin mazisini muzarisiyle beraber çektiğimiz zaman ne yapacağız? Şimdiki zamanın hikayesi oluyor. Ha, şimdiki zamana sin istikbal harfini koyduğumuz zaman yine kâne ile çekiyoruz. Gelecek zamanın hikayesi oluyor. Ama geçmiş zamanın hikayesini yapmak için bizim yapacağımız metot artık muzari çekmek değil. Ya mazi çekmektir. Şöyle yapacağız. Kâne gat ketebe. Şimdi ketebenin efendim hikayesini yapmak için ne diyeceğiz? Kâne gat ketebe, o yazmıştı. Yahut da kâne gat ketebe, o yazmıştı, o müennes oldu. Künte gat ketebte, sen yazmıştın. Künti gat ketepti, sen yazmıştın müennes. Künti gat ketepti, ben yazmıştım. Demek ki burada mazi fiili gat araya gelmek suretiyle, yani tahkik edatı olan gat araya gelmek suretiyle ne yapacağız? Yapmış olacağız. O geçmiş zaman hikayesi olacak. Geçmiş zaman hikayesini yapmak için şimdi birer örnek yapalım burada tahtada. Şöyle yapıyoruz. Geçmiş zamanın hikayesini yapacağız şimdi. Şöyle yapalım. Geçmiş zaman hikayesi. Evet. Şöyle yapıyoruz. Kâne kat. Evet. Diyelim ki zehebe. Kâne gat zehebe, o gitmişti. Ne oldu? Geçmiş zamanın hikayesi oldu bu. Peki şimdiki zamanın hikayesini yaparsak, şimdiki zaman şimdiki zaman hikayesinde yine mesela kâne yezhebü fiili muzari yapıyoruz. Kâne yezhebü gidiyordu. Ne yaptık? Kâne yezhebü gidiyordu. Bu da şimdiki zamanın hikayesi oldu. Gelecek zamanın hikayesini yapacak olursak evet, ona ne diyoruz yine? Bakın, kâne se yez kâne se yez hebü. Evet, gidecekti. Görüyorsunuz, sin'i koyduk. Buraya kâne se fe yez hebü de diyebiliriz. Demek ki geçmiş zaman hikayesinde mazi çekimi var arada kat ile. Şimdiki zaman hikayesinde kâne ile muzari fiili çekimi var. Gelecek zaman hikayesinde kâne ile arada sin ile beraber muzari fiilin çekimini ne yapacağız? Yapmış olacağız. Bunlar nelerdir? Hikaye kipleridir. Bunlar da Arapçada da çok kullanılmaktadır. Evet. Mesela Küntü gat nesitü bazel hakaiki. Evet. Bazı gerçekleri unutmuştum. Küntü, kat, nesitü, bazel, hakaik dediğim zaman bazı gerçekleri unutmuştum diye ne yapıyoruz?
geçmiş zamanın hikayesiyle bir cümleyi ne yapmış olduk? Kurmuş olduk. Burada kânû yekussûne hâdîl kıssâ, bu hikayeyi anlatıyorlardı cümlesinde. Kâne'ye bakıyoruz. Kânû, yani bu cümlenin irabını yaptığımız zaman da kânû, kâne nakıs fiildir ve kendisi isim ve haber alır biliyorsunuz. Kâne ve havâtühâ diye geçen kâne, sâra, esbaha, efendim, zalle, bâte dediğimiz neler var? Fiiller var. Bunlar nakıs fiillerdir. İsim haber alırlar. O zaman kânû idilerdeki vav kânenin ismidir ve mahallen merfudur. Yegussûne'ye baktığımız zaman da bu yegussûne fiili muzari'dir kendisi ve cemi gördüğünüz gibi yegussâne yegussûne diye gelmiştir. Yegussûne'nin buradaki faili nedir? Vav'dır. İşte yegussûne failiyle beraber kânenin nesidir? Haberidir ve mahallen cümle olduğu için mansuptur. Hadihi burada işaret sıfatıdır. Mef'ulü bih'tir ve mahallen mansuptur. El-gıssate de müşan ileyh'tir. Yani hadihanın işaret etmiş olduğu nedir? Bir isimdir ve hadihinin harekesi neyse onun harekesi de odur. Hadihi burada mef'ul ise el-gıssate diye okuyacağız onu. Hadihil gıssate okuruz. Başka türlü okumamız daha mümkün değildir. Zannederim bu konuyu anladınız diye düşünüyorum burada. Evet. Şimdi Arapçada harf-i cer ile kullanılan bazı fiillerimiz var. Bu fiilleri biliyorsunuz zaman zaman size çıkabilecek olan sınavlarda bu fiiller ne yapmaktadır? Çıkmaktadır. Bazı ef'alil müstamelete ma'huruful cer dedik. Birincisi teekkede min ile kullanılır. Bir şeyden emin oldu manasında. Hel teekkette min sıhhati netaici. Sonuçların doğruluğundan emin oldun mu şeklinde ne yapabiliriz? Bunu bu şekilde pekiştirebiliriz. Efendim hel ente müteekkidün min dalik. Sen bundan eminsin şeklinde demek ki teekkede fiili min harfi cer ile kullanılır. Burada dikkat edeceğiniz bir nokta var. Harfi cerler fiillerden sonra gelir ama harfi cerler isimlerin başında bulunur. Fiillerden sonra geldiği zaman fiilin manasını, anlamını değiştirir. İsimlerden evvel geldiği zaman harfi cerlik yapar, car mecrur yapar. Yani ismin sonunu kesra harekelemiş olur. Evet, bir de edda ile kullanılan sebep oldu, yol açtı dediğimiz bir fiilimiz var. Edda yerine getirdi demek. İlayla bir şeye sebep oldu mesele anlam olarak değişmektedir. Hadihil umuru tüeddi ila ziyadetil vezn. Evet bu işler kilo artışına neden oluyor. Tüeddi burada gördüğünüz gibi ila ile gelmiştir. Tüeddi oluyor ila ziyadetil vezni kilo artışına sebep oluyor. Adil umuru bazı işler şeklinde ne yaptık? Söyledik. Diğer bir örneğe baktığımız zaman da evet küllü turuki tüeddi ila Roma. Bu biliyorsunuz bir dar meseledir. Bütün yollar Roma'ya çıkar şeklinde. Evet bir de ecbera ala ile bir şeyi zorladı anlamında kullanılan bir fiilimiz var. Ecbera ala ile kullanılır. Ecbertühü ala fi'li zalike. Onu bunu yapmaya zorladım. Demek ki ecbera neyle kullanacağız? Ala ile kullanacağız. Ecbera l-validü bintehü aled-diraseti. Baba kızını ders çalışmaya ne yaptı? Zorladı. La tücbiru et-tıfle ala ikmali vecbetihi. Çocuğu yemeğini bitirmeye zorlama şeklinde ne yaptık? Kullandık. Burada üç fiilimizi bu şekilde kullanmış olduk. Bir de kalıp ifadeler var Arapçada biliyorsunuz. Söylendiği gibi mesela sabahul hayır dedi ki bu kalıp ifadedir. Eyzan kalıp ifadedir. Merhaba kalıp ifade. Ehlen sehlen kalıp ifade.
Bir izafeti ila ile ek olarak demek. Bir izafeti ila buna ek olarak anlamında bir kalıp ifadedir. Bir izafeti ila el lugatil arabiyye, Arapçaya ek olarak ene etallemul lugatel sıniyeti, ben Çince öğreniyorum dedi. Bir izafeti ila zalike, buna ek olarak kara tül kütübe tarihi, tarih kitapları okudum şeklinde ne yapıyoruz? Bir izafeti ila buna ek olarak şeklinde ne yaptık? Bunu kullanmış olduk. Evet. Bir de nevverte beytena var. Evimizi aydınlattın. Burada el beytü münevvirun bi vücudiküm, onun cevabıdır. Nevverte beytena bu diyalogla geçmişti biliyorsunuz. Evimizi aydınlattın manasındadır. El beytü münevvirun bi vücudiküm şeklinde buna ne yapacağız? Cevap vereceğiz. Bir de la siyema özellikle dediğimiz bir kelimemiz var. El tuhibbur riyazate, spor oyunları seviyor musun? Ne'am la siyema kuratesselle, özellikle basketbolu seviyorum diye la siyema'yı kullanabiliriz. Evet, burada nuhibbu külle durusi la siyema er resmi. Evet, bütün dersleri seviyoruz ama özellikle neyi seviyoruz dedi? Resim dersini seviyoruz dedi. Özellikle la siyema'yı burada ne yaptık? Özellikle anlamında kullanabiliyoruz. Evet. Özellikle resim dersini seviyorum şeklinde ne yaptık? Söyleyebildik. Şimdi burada El Halifet ve Misbah dediğimiz bir okuma parçamız var yine. Halife ve lamba. El Halifetü halife, misbah lamba demektir. Kâne el Halifetü Ömer ibn-i Abdülaziz radıyallahu an. Halife Ömer bin Abdülaziz, Allah ondan razı olsun. Sahiran zâte leyletin. Evet, bir gece uyanıktı. Yektübü bâza isâbâti devleti. Devlet hesapları yazıyordu. Ve efendim yuharriru ba'der risailil ammeti, bazı efendim resmi mektupları da kaleme alıyor, tahrir ediyor, yazıyordu. Ve gad eza'e misbahan, onu bir lamba aydınlatıyor. Riyektübe yazması için ala zav'ihi, ışığında yazması için onu bir o bir lamba yapmıştı. Fedekal aleyhi racülün, bir adam geldi ona. Ve ahede yuhadisühü bi şe'ni mezraatin, bazı efendim çiftlik işlerini konuşmaya başladı. Mezraatin te'udü lil halifeti fe'etfe'e el halifetü el misbah. Evet, bunun üzerine halife lambayı söndürüp bir mum yaktı. Evet. Ve eş'alü şem'aten, bir mum yaktı. Ve galelir racülü, adama dedi ki la tuahidni, evet affedersin, beni sigaya çekme. Fe inne zeyte ellediki fil misbah, bu lambadaki yağ hüve mine devleti, o devlettendir. Ve lagat küntü, ben idim. Este zi'u, aydınlanıyordum bihi onunla. Ve ene ektübü, yazıyorum ma. Yeteallegu bi mesalihin nas. Evet, ben insanların efendim menfaatleriyle ilgili hususları burada yazıyor idim. Ve emma el an fe ente tuhaddisini an şeyin min mesalihil hasa. Şimdi sen benimle özel bir şey konuşuyorsun. Evet, velida böylece feleyse lena hakkun fi isti'mali hadel zeyti. Evet, bu yüzden bu gazı kullanmaya hakkımız yok dedi. Kemanera, gördüğümüz gibi fi hadil kıssati, bu kıssada kânel halifetü Ömer ibn-i Abdülaziz
Ekber'e ve Adil'e en büyük ve en adil idi. Hakimin fi asrı, asrının en büyük ve en adil hakimi idi şeklinde ne yaptık? Söyledik ve bu şekilde bu okuma parçasını bitirmiş olduk. Kitabınızın her dersini sonunda koymuş olduğu size çıkabilecek olan sorular var. Onlara da bir göz atıyoruz. Onların cevaplandırılmasıyla ilgili bazı konular üzerinde de duruyoruz burada. Kitabınızın 27. sayfasında 1. üniteden size çıkabilecek olan sorular var. Onlara bir bakıyoruz şimdi. Birinci soruda aşağıdakilerden hangisi keyfe kânet el hayâtü fî şebâbike sorusuna yanıt olabilir diyor. Keyfe nasıl kânet idi hayâtü fî şebâb. Gençliğinde hayatın nasıl idi? O zaman buna kâne imraeten sahbeti zor bir kadın olmaz. Kâne yâmilü fî şirkette çalışıyor olmaz. Kânet temşî yürüyor fî gâbetil gariye, köyün ormanda yürüyor olmaz. Kâne sa'idün tıflen cemilen, o küçük ve mutlu bir çocuk idi olmaz. Kâne cemileten cidden, o çok güzel idi dediğimiz E şıkkını ne yapabiliriz? Doğru cevap olarak seçebiliriz. İkinci soruda, küntü eclisü tahteli eş'ar cümlesi hangi zaman kipiyle kurulmuştur? Bakın kâne'den sonra muzari fiil var. O zaman şimdiki zamanın hikayesidir. Bu o zaman A şıkkında şimdiki zaman hikayesi doğrudur. Kânet min Ankara. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki sözcükler hangisi gelebilir? Şimdi kânet kadimeten, zahibeten, caliseten, efendim şakiyetün, naimetün. Burada kânet idi min Ankara. Min dediğimiz için gelmek manasını kullanacağız. Kânet kadimeten min Ankara. O Ankara'dan geliyordu şeklinde ne yapacağız? Burada cim şıkkını kullanacağız. Zahibeten gidiyor, caliseten oturuyor, şakiyeten efendim azgınlık yapıyor, naimeten uyuyor şeklindeki kelimeler uymaz. C şıkkı doğrudur. Kânet fî hâdîl beyti imrâetin, yukarıdaki cümlenin bu evde bir kadın yaşıyordu. O zaman âşe-i aîşu yaşamak, kadın olunca te'aîşu diyeceğiz. O zaman ne diyeceğiz? Kânet te'aîşu fî hâdîl beyti imrâeten, E şıkkı doğrudur. Te'aîşu'yu koymak zorundayız. Ene müteekkidün, İşte müteekkit kelimesini baktığımız zaman da bu hangi kelimeyle kullanıyordu? Min ile kullanıyordu. O zaman harf-i cer ile kullanılan teekkede kelimesini ne yapacağız? Min ile işaretlemiş olacağız. B şıkkı. Ecberal ebü et tıfle cümlesine bakıyoruz. Burada ecberaya baktığımız zaman ecbera ne ile kullanılıyordu? Ala ile kullanılıyordu. Bunlara dikkat edeceksiniz. Evet. Kânet muallimeteha tuhibbüha bisebebi necahiha cümlesinin anlamca en yakın Türkçe karşılığı diyor. Kânet muallimeteha tuhibbüha, öğretmeni onu başarısından dolayı ne yapıyordu? Seviyordu. A şıkkı doğrudur. Evet. Çünkü tuhibbü ile kânet kullanıldı. Bu gördüğünüz gibi şimdiki zamandır. Müdüre bir mektup yazmıştı. Yazmıştı olunca gelecek zaman burada ne yapılacak? Kullanılmayacak. Geçmiş zaman kullanılacak. O zaman iki tane mazi fiile bakacağız. Kâne kat, evet ketebe yazmıştı. Kâne kat ketebe. O zaman B şıkkı doğru. Evet. Radıyallahu anhü cümlesinin aşağıdaki seçeneklerden hangisi için kullanılması yanlıştır? Reis olur, efendim el-müştehit olur, halife olur, müdür olur ama sarık için yani hırsız için radıyallahu an cümlesini kullanmamız uygun değildir. Çünkü o hırsıza övgü yapamayız.
Evet, orada da C şıkkı burada aradığımız cevap oluyor. 10. soruya baktığımız zaman Uhibbu dirasete lügati. Evet. Lügatları seviyorum. Lâsiyemâ el arabiyete. Özellikle Arapça diyeceğiz. Burada lâsiyemâ'yı kullanmak zorundayız. Diğerlerin hiçbirisi olmaz. Yani birini seviyoruz ve lâsiyemâ ile özellikle diyeceğiz. Lâsiyemâ'yı buraya koymuş oluyoruz. Bunların hepsi gördüğünüz gibi birinci derste anlatmış olduğumuz konulardan seçilmiş olan nelerdir? Evet, kelimelerdir diyorum. Bugünkü dersimizi burada bitiriyoruz. Bundan sonraki dersimizde inşallah ikinci dersi gelecek hafta Çarşamba günü size bu şekilde anlatacağım. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ma'a selame ile liqa.